Nefis yemek tariflerinden herkese merhabalar. Bugün deneyen herkesi çok şaşırtan sihirli kek tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden bu tarifin ismi sihirli kek? Çünkü tek bir hamur hazırlayıp fırına atıyorsunuz. Fırından çıktığında şaşırtıcı bir şekilde 3 katlı bir pastaya dönüşüyor. Bu tarifin kakaolusunu daha önce de paylaşmıştım ve o kadar çok yorum geldi ki nasıl böyle 3 katlı oldu, diğer katların yapımını neden göstermediniz gibi. Sihirli kek tarifinin özelliği de bu aslında. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz size detaylı bir şekilde nasıl hazırlandığını gösteriyor olacağım. Şimdi lafı çok uzatmadan tarifin yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle kekimizin hamuru için uygun bir kapta 4 adet yumurta akına birkaç damla limon suyunu ekleyelim ve mikser yardımıyla güzelce çırpalım. Yumurta akı köpük köpük koyu bir kıvam alıncaya kadar mikserin yüksek hızında çırpma işlemine devam edelim. Daha sonra ayrı bir kapta 4 adet yumurta sarısına 1 yemek kaşığı su, 1 paket vanilya ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyerek karıştıralım. Daha sonra erittiğimiz 125 gram tereyağını da ilave ederek tel çırpıcı ile karıştırmaya devam edelim. Üzerine 1 su bardağı unu da ilave edelim ve yine tel çırpıcı ile aynı şekilde karıştıralım. Unu hamura güzelce yedirdikten sonra son olarak 500 ml yani yaklaşık 2,5 su bardağı sütü de ilave edelim. Tekrar güzelce karıştıralım. Burada önemli bir püf noktasını da sizlerle paylaşayım. Kullandığımız sütün buzdolabından aldığınız gibi soğuk bir şekilde kullanmayın. Çünkü hamurun içindeki tereyağı soğuk süt ile katılaşabilir. Bu yüzden sütün ılık olmasına dikkat edelim. Kek hamurunu güzelce karıştırdıktan sonra daha önce hazırladığımız yumurta aklarını ilave etmeye geçebiliriz. Daha sonra yavaş yavaş tel çırpıcıyı aynı yönde karıştırarak köpükleri söndürmeden hamurumuzu bütünleştirelim. Gördüğünüz gibi gayet köpük köpük kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz. Bu kekin hamuru bildiğiniz kek hamurlarına göre daha akışkan kıvamda bir hamur. Hamurun üst kısmı köpük köpük yumurta aklarından, alt kısmı ise daha akıcı kıvamdaki yumurta sarılarından oluşuyor. Adeta neredeyse şimdiden ayrışmış durumdalar. Şimdi kekimizi kalıba boşaltmaya geçebiliriz. Bu tarifte küçük kare borcam kullanıyorum veya aynı boyuttaki farklı kapları da kullanabilirsiniz. Kek piştiğinde kolayca çıkarabilmek için önce fırın kabımızın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayalım. Bunun için 1 adet pişirme kağıdı yeterli. Pişirme kağıdımızı kabın büyüklüğüne göre ölçelim ve 2 adet şerit halinde keselim. Bu şekilde hazırladığımız şeritleri kalıbımızın tabanına yerleştirelim. Kağıtların düzgün durması ve kaymaması için kağıtları hafifçe tereyağı ile yağlayıp kalıba yapıştırabilirsiniz. Tereyağı yapıştırıcı gibi orayı sabitleyecektir. Hamur neredeyse katmanlar halinde ayrıldı. Şimdi hazırladığımız hamuru kalıbımıza güzelce boşaltalım. Evet, görüyorsunuz üzeri köpük, alt tarafı daha akışkan. Yoğunluk farkından dolayı katmanlar şimdiden oluşmaya başladı. Hamurun üzerini güzelce düzeltelim. Sonra 175 derece ısıttığımız fırında 1 saat pişmeye bırakalım. Fırından aldığımızda kekimiz gayet yumuşak bir kıvamda olacak ancak çok da sallanmayacaktır. Gördüğünüz gibi kek yumuşak ama çok da sallanmıyor. Şimdi birkaç saat soğuması için bekletiyorum. Kekimiz güzelce soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpelim. Eğer sıcakken serperseniz şekerler eriyeceği için hoş bir görüntü olmayacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi pişirme kağıdı sayesinde kolayca kalıptan çıkaralım. Kekimizi 9 dilim halinde keselim. Küçük kare borcamın boyutları 9 dilim kesmek için çok uygun.
Küçük kare borcamda kek yaptığımda ben her zaman 9 dilim kesiyorum ve bir porsiyon için gayet uygun bir boyut oluyor. Şimdi kekimizin üzerine istediğimiz gibi süsleyebiliriz. Güzel bir renk vermesi için ben kırmızı renkli şeyleri seviyorum böyle pastalarda. Ama siz evinizde ne varsa o an elinizin altında kullanabilirsiniz veya süslemeyebilirsiniz de. Gördüğünüz gibi katmanları kendiniz de sayabilirsiniz. 3 kat halinde ayrıldı. Lezzeti de son derece güzel. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hem kek hem krema. Beğeneceğinizi düşündüğüm hafif bir tatlı aslında. Gördüğünüz gibi katmanlarını siz de sayabilirsiniz. Sadece bir hamur hazırladık ve bu şekilde 3 kat halinde ayrılmış bir pasta elde ettik. Lezzeti de son derece güzel, yumuşak bir tatlı. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarifimi beğendiyseniz yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve zili tıklamayı unutmayın. Videosunu beklediğiniz tarifleri yorumlar kısmından bize her zaman yazabilirsiniz. Ayrıca buraya kadar izleyenler yoruma kalp bırakırlarsa çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.